Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi Tanzimat Edebiyatı ikinci dönemini birlikte işleyeceğiz. Gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet, ikinci dönemin özellikleriyle başlıyoruz. Birinci dönemde sanatçıların siyasi kimliği vardı ve siyasi şartlar algılarını değiştirmişti. Ve bazı sanatçılar, Namık Kemal gibi bazı sanatçılar zor günler yaşadılar, Malasya'ya sürüldüler. İkinci dönem sanatçıları ise bunun tam tersi sanatı artık siyasi konunun dışına çektiler. Sanat, sanat içindir anlayışını benimsediler. Eğer ki sanat toplum içindir anlayışıyla yine siyasi bazı konulara girmiş olsalardı onlar da sansüre uğrayacaklardı ya da bazı sıkıntılar yaşayacaklardı Namık Kemal gibi. Evet, birinci dönem anlayışının tam tersine sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Siyasetten uzak bir şekilde yalnızca edebiyatla ilgilenmişlerdir. Toplumsal konulara çok girmemişlerdir. Divan edebiyatına karşı batıyı savunmaları zaten onların genel özellikleriydi. Ve başarıyla da batılı türler e, nedir e, ortaya konmuştur. O türlerle ilgili eserler verilmiştir. Yapıtlarda realizmin etkisi var. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Romanda realizm, şiirde romantizmin etkili olduğunu görüyoruz. Romanda realizm, şiirde romantizm. Roman konuları arasında kölelik gibi, cariyelik gibi sıkça işlenen sosyal konular var ama bunlar siyasi konu değil. Onu da antiparantez belirteyim. Şiirin konusu genişletilmiş. Evet yani birinci dönemde de şiirin konusu genişlemişti. Fakat ikinci dönem çok daha farklı. Biraz daha soyut denebilecek konulara, metafizik konulara yönelme var. Ölüm gibi, yokluk gibi, hiçlik gibi konular şiirde yer almaya başlamıştır arkadaşlar. Divan şiir biçimleri kullanılıyor. Onun yanı sıra az da olsa Batı edebiyatı şiir biçimleri de denenmiştir. Onu da belirteyim. İkinci dönem sanatçılarımız Recaizade, Abdullah Kamil, Samim Paşazade Sezai, Nabizade Nazım ve Muallim Naci. İlk olarak Recaizade Mahmud Ekrem ile başlıyoruz. Recaizade Mahmud Ekrem'in en önemli özelliklerinden biri Üstad Ekrem diye anılması. Üstad Ekrem lakabı bu. Niçin Üstad Ekrem diye anılmış? Çünkü servet Funun neslini, edebiyatı cedideyi oluşturan, şekillendiren, yönlendiren kişidir. Eski öğrencisi Tevfik Fikreti, Galatasaray Lisesi'nden öğrencisi Tevfik Fikreti, Servet-i başına getirir ve bir nesil, yeni bir jenerasyon ortaya koymaya çalışır, yetiştirmeye çalışır. Bu özelliğinden dolayı Üstad Ekrem diye anılmaktadır. Evet. İkinci bir önemli özelliği Muallim Naci ile giriştikleri tartışmalardır. Beraber tartışma içerisinde uzun süre yer alırlar. Niye? Çünkü zemzeme ve demdeme bizim edebiyatımızın başat tartışmalarından birisidir. Recazade ile Muallim Naci özellikle kafiye noktasında anlaşamazlar. Göz için mi kafiye vardır, kulak için mi kafiye? Şimdi eski anlayışta şöyle bir e, alfabe vardı. Osmanlıcadır bu. Yani Arap alfabesiyle Osmanlıca. İkisi de S harfidir. Ama göz için kafiye benimseyen muallim Naci der ki burada kafiye yok. Niye? Çünkü ikisi de farklı görüyor göz bunu. Recaizade der ki kardeşim ikisi de bu S diye okunur. Kulak bunu S diye duyar. Kafiye var der. Tartışmanın merkezinde merkezi bu olur. Evet bu bilgiyi verdikten sonra şunu da söyleyeyim. Zemzem'e bir eleştiri kitabı değildir arkadaşlar. Üç ciltlik bir şiir antolojisidir. Üç ciltlik şiir antolojisi. Zemzeme'nin ön sözünde şiire dair görüşlerini yansıtır. Muhalim Naci ona karşılık demdemeyi yazar. Yine tartışma devam eder. Takdire Elhan'da da Recaizade görüşlerini açıklar. Zemzemenin kelime anlamı şırıltılı Hoş nami anlamına gelir. Öyle bir anlamı var. Demdeme ise rahatsızlık veren bir gök gürültüsü anlamı taşımaktadır. Yani demdemenin o şırıltılı sesi boğduğunu söyler muallim Naci. Böyle bir tartışma vardır aralarında. E, Recaizade şiirlerinde hüzün ve melankoli, elem barındırır. Pirayi Emcet ve Nijat adlı çocuklarının ölümü üzerine içli şiirler yazar. Evet, romantik duygularla metafizik konu olarak ölümü şiirinde işler. Romanlar arasında Araba Sevdası, romanı en önemli romanı zaten, yani en önemli eseri diyelim, romanı demeyelim, en önemli eseri Araba Sevdası, edebiyatımızın ilk realist romanı olarak geçer. ...yanlış batıllaşma vardır... ...yanlış batıllaşma... E, ...araba sevdasında... ...Bihruz Bey adında bir karakter var... ...Bihruz Bey... ...bu... ...fayton gezintileri yapar... ...bir paşa oğludur... E, ...miras yedidir... ...miras yedidir... E, ...gününü gün eder... ...bir alafrangalı... ...bir batılı yaşam tarzı... ...merakı vardır... Fayton gezintilerini daha çok nerede yapar? İşte Çamlıca. O günün şartları içerisinde önemli bir mesire, eğlence yeridir. Çamlıca'da bir başka faytonda kimi görür? Periveş'i görür. Ve Periveş ahlaki yönden sükut etmiş bir kadındır. Ona bir görüşte aşık olur, mektuplar vermeye çalışır, olay bu şekilde gelişir... Fakat bir süre sonra Peribeş'i göremez olur. Bir karakter daha yazayım. Yalancı bir arkadaşı vardır bunun. Yalancı. Keşfi. Der ki Peribeş öldü. Ablası var. Sen git onu gör. Mezarını öğren. Roman bu şekilde gelişir. Ama Behruz Bihruz Bey, Bey biraz da böyle nasıl diyelim aklı başında bir karakter bir tip olarak anlatılmaz. Biraz saf bir tip olarak ele alınır. Evet, Nijat Ekrem önemli bir şiiriydi. Name-i Seher, arkadaşlar ÖSYM bunu sınavda sordu ki zor bir soruydu soru. Name-i Seher. Yani demek ki bazen detaya girebiliyorlar. Pejmur'da, Yadigar-ı Şebab ve Zemzeme. Tiyatrolarını sayalım. Afife Anceli, Vusla, Çok Bilen Çok Yanılır, Atala. Bunları da bilmemiz lazım. Çünkü Recaizade her yönüyle çok önemli bir tanzimat sanatçısı. Öyküler arasında Muhsin Bey Şemsa var. Ders kitabı yazmış talim edebiyat yani edebiyat öğretimi takdir elhan eleştiriydi. Zemzemenin ne anlama geldiğini az önce söylemiştim. Şırıltılı, hoş, nameli, güzel söz anlamında. Abdülhak Hamid Tarhan. Evet, e, edebiyatımızın şairi azamı, büyük şair olarak bilinir. Şiirde batıllaşmanın öncüsü deniyor ya, o şundan dolayı yani bir çığır açar adeta. Çığır. Nedir? Söyleyişte bir tezat vardır. Söyleyişte bir tezat arkadaşlar. Zengin, coşkun bir lirizm vardır. Bir taşkınlık vardır. Yani biz onu makber şair olarak tanırız ya hani makber şairi. Makber nereden gelir? Kabir anlamındadır. Yani mezardır. Kime yazmıştır o coşkun, duygusal şiirini? Ee, eşi Fatıma'ya, onun ölümü üzerine yazmıştır Fatıma'ya. Coşkun bir lirizm buradan kaynaklanma biraz da. Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarih önemli. Evet, başka şu yıldızlı bir ifade olsun. Tiyatrolara oynanmak için değil, okunmak içindir. Çünkü teknik yönden oynanması çok zordur. Sahne tekniğine uygun değildir. E, tiyatroların çoğu Türk topraklarının dışında geçer. Bunun en önemli nedeni kendisinin elçiliklerde çalışıyor olmasıdır arkadaşlar. Elçiliklerde çalışıyor olması. Evet. Şimdi Abdullah Hamit'in öne çıkan bazı şiirleri var. Sahra ilk pastoral şiir. Makber e, ölüm şiiri Eşifatma'ya yazdığı şiir. Onu belirtmiştim. E, hacleyi de bilseniz fena olmaz. Validem kafiyesiz ilk şiirdir. Validem kafiyesiz ilk şiir. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Çünkü bazen sanatçıların şiiri soruluyor. Eser değil de şiir. Tek bir şiir. Bakalım tiyatrolarından belli başlarını ben buraya almaya çalıştım. Maceraya aşk Sabri Sebat, İşte Kız, Tarık, Zeynep, Finten devam ediyor. Tarık, Tarık Bin Ziyat'ı anlatır arkadaşlar. Şimdi e, tiyatrolarının bazıları şiir şeklinde. Mesela Eşber, Aruz Ölçüsü'yle yazılmış bir tiyatrodur. Bunu bilelim değerli arkadaşlar. Sonrasında Hece'yle yazmış olduğu Nesteren var. İlk tiyatro Hece'yle yazılan. Bu da bizim için çok önemli. Ezberlemesi kolay olsun diye şöyle bir şifreleme yaptım. Umarım işinize yarar. Tarık'la macerayı aşk yaşayan içli kız, finten, aşkında sabru sebat göstermiş ve bu aşka karşı çıkan dihteru hindu cadısının şerrinden korunmak için Hakan İlhan'dan ve kardeşi Zeynep'ten yardım istemiştir. Umarım birkaç okumayla siz bu şifreyi akılda tutarsınız. Evet, geçiyorum. Nabizade Nazım. Edebiyatımızda naturalizmin öncülerindendir. Realist ve naturalist anlayışla eserler yazmıştır. En önemli iki eseri var bizim için. Karabibik, edebiyatımızdaki ilk köy romanı. Zehra da psikolojik özellikleri ağır basan bir roman. Hatta ilk psikolojik roman denemesi diye de geçer. Roman denemesi... Çünkü edebiyatımıza ilk psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül adlı romanıdır arkadaşlar. Nafizade Nazım'ın Karabibik romanında olaylar Antalya'da geçer. Yani şöyle bir ifade yanlış olur. Tanzimat romanının konuları sadece İstanbul'dur dersek yanlış olur. Antalya, Kaş ilçesi, Beymelik köyü. Olaylar burada geçer. Kim vardır karakter olarak? Karabibik var. Kızı Huri var. Ee, koca İmam var. Yosturoğlu var. Yosturoğlu onun rakibi, sevmediği kişi. Ve Yosturoğlu'nun yeğeni Hüseyin. Sonunda Hüseyin'le kızı Huri'yi evlendirir. Şöyledir düşüncesi. Tarlayı işlemek ister. Tabi ee, tabii bakın, bakımsız bir tarla, taşlı bir tarla ilgilenir, bakımını görür ve verimli hale getirmeye çabalar. Bunun için de e, affedersiniz işte öküzü olan birileri lazım. Dost lazım ki öküzlerini rahat kullansın, tarlayı sürsün. Yani kızını da öküzü olan bir aileye vermek ister ki öküzleri rahat kullansın, bedavaya getirsin. Böyle de bir algısı vardır Karabibi'nin. Evet. Zehra edebiyatımızda psikolojik özellikler taşıyan deneme bağlamındaki ilk roman. Ee, burada da e, Zehra zaten başat karakterdir. Zehra e, mağazanın kat katibi Supi ile evlenir. E, fakat e, bu evlilik sırasında sıkıntılar yaşanır, kıskançlıklar olur. E, Supi'nin annesi eve Sırrı Cemal adında bir cariye alır. Ve bu cariye Zehra'nın kıskançlığına neden olur. Sonrasında Ürani adında bir Rum dilberini rakibi gördüğü Sırı Cemal'den ayrılması için Supiye musallat eder. Yani karma karışık bir kıskançlıklar komedyası gibidir roman. Bu şekilde olaylar gelişir arkadaşlar. Geçiyorum bunu da. Sami Paşa Zade Sezai evet edebiyatımızda Batılı tarzı yazdığı. Küçük Şeyler adlı hikayesiyle bilinir. O bizim için önemli bir özellik. Geçelim. Artı Sergüzeş çok önemli bir eserdir. Çok önemli bir eser. Küçük Şeyler batılı anlamda gerçekçi, ilk öyküydü. Yeni İclal'in ölüm üzerine yazdığı Mensur, Mersiye vesaire var. İclal, şiir, tiyatrosu. Sergüzeş'te Dilber karakterini Kafkasya'dan, Kaçıp gelmiş bir Çerkez kızı Dilber, e, sonrasında esir düşer, satılır, satıldığı ailelerden e, yani ailelerde bir türlü rahat bulamaz. Hatta e, Celal Bey'in bulunduğu bir aile, Celal Bey Avrupa görmüş, eğitim almış, resme meraklı bir kişidir. E, Celal Bey Dilber'i yani daha doğrusu ailesi Dilber'i esir olarak köle olarak, cari olarak alır. Celal Bey de e, bazen Dilber'in resimlerini yapar. Şöyle dur, böyle dur diye. Zaman içerisinde bir bağlılık, bir sevgi gelişir, bir aşk gelişir. Fakat annesi bir cariye ile evlendirmek istemez oğlunu ve Dilber'i satar bir başkasına. Yani Mısırlı zengin bir tüccarın, Mısırlı zengin bir tüccarın haremine satar. Evet, yani ona verir. Olaylar en son Dilver'in kendisini Nil Nehri'ne atmasıyla sonlanır. Orada bir de harem ağası Ağa var. Bu karakteri de bir yere not edelim. Evet. Geçiyoruz. Muallim Naci eski edebiyat taraftarı diye bilinen kişidir. Zemzeme'ye karşılık dem yazmıştır. O tartışmanın odağındadır. E, göz için kafiyeyi savunur. Göz için kafiye. Başka ne var? Evet. Diğer ayet özellikler burada yok. Geçelim. E, köylü kızların şarkısı. ÖSYM e bunu da sınavda sordu. Değerli arkadaşlar ben buraya not etmiş olayım. Köylü kızların şarkısı. Yine ateşpare, şerare, sümbüle, früzan. Zor soruların maddesi demdeme eleştiriydi. Asıl adı Ömer Naci'dir ve Ömer'in çocukluğu adında bir anı kitabı yazmıştır. İstilahat Edebiye Edebiyat Bilgileri Terimleri kitabı Lügat-ı Naci yazmış olduğu sözlüktür arkadaşlar. Evet, şu ifade bir cevap mahiyetinde. işitildi yine Gülzar-ı Sühan'da yani söz meydanına mahut Sınırlı, haddini bilmez bir gülbülün, herze bülbülün sesi, zemzemesi. Ama diyor ki öyle bir gök gürültüsü gelir ki onu dilsiz eder. Evet, anlam olarak söylemiş oldum arkadaşlar. Evet, Tanzimat ikinci dönem özellikleri ve sanatçılarını birlikte işlemiş olduk arkadaşlar. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle kanalımıza kalmaya devam ediniz